HTC'nin 2012 model Android cihazları One serisi altında toplanmış durumda şu an için. Tabi bir de Desire C var, onu ayrı tutalım. One serisinin 3 farklı üyesi var. One X, One S ve One V. One V şu anda elimde duran cihaz ve bu cihaz One serisinin ortanca cihazı olma özelliğini taşıyor. Ancak teknik özelliklerine baktığımızda çift çekirdekli işlemci barındıran bu cihazın aşağı kalır bir yanı yok. Şu anda piyasada olan ve üst sınıf olarak nitelendirilen cihazlardan bunu söyleyebiliriz. HTC One S 7.8 mm'lik bir kalınlığa sahip ve bu kalınlık da HTC'nin şimdiye kadar ürettiği en ince telefon olma niteliğini taşımakta. Oldukça şık bir kasada geldiğini söyleyebiliriz. Tek parça metal kasadan üretilmiş, altta ve üstte yine arkada plakalar bulunmakta, plastik plakalar, bunu söyleyebiliriz. Cihazın önünde 4.3 inçlik 540x960 çözünürlüklü bir ekran var. Süper AMOLED ekran bulunmakta. Ekranın altında yine navigasyon tuşları var. Geri ana ekran ve çoklu görev tuşları var. Aslında Ice Cream Sandwich yüklü bu telefon ve Ice Cream Sandwich bildiğiniz gibi ekran üstü sanal kontrol tuşlarına izin veriyor. Ancak HTC ekranda daha fazla alan kazanmak için yine ekranın altında yer alan fiziksel kapasitif dokunmatik tuşlara yer vermeyi uygun görmüş, bunu söyleyebiliriz. Cihazın Gorilla cam kaplı yüzeyinin üst kısmında görmüş olduğunuz gibi özel bir delme yöntemiyle açılmış hoparlör ızgarası bulunmakta. Bu hoparlör ızgarasının telefona ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Oldukça farklı gösteriyor, HTC'nin tasarım dilini yansıtıyor. Hemen bu ızgaranın sağ tarafında da görmüş olduğunuz üzere 1.3 megapiksellik bir ön kamera bulunmakta. Cihazın ince bir profil var söylediğimiz gibi. Bu ince profilde sol tarafta micro USB portu dikkat çekmekte. Buradan şarj, bilgisayar bağlantısı ve video çıkışı desteği sağlanıyor. MHL desteğine sahip bir port bu. Sağ tarafta cihazın ses kademe tuşları yer almakta. Yine HTC klasik tek parça bir ses kontrol tuşu var. Üste baktığımızda güç butonu yer almakta. 3.5 mm'lik kulaklık şakı. Bir mikrofon üstte var, bir mikrofon altta var. Bu sayede dış ortamın gürültü etkisi azaltılıyor telefon konuşmalarında, bunu belirtelim. Cihazın arkası oldukça şık. Görmüş olduğunuz gibi bir HTC logosu kazınmış. Oldukça hoş bir hava katmış telefona. Bizim elimizdeki cihaz petrol yeşili. Bunun bir de siyah renkli versiyonu var. Siyah renkli versiyonda kameranın etrafında kırmızı bir halka var. Bu versiyonda ise yeşille mavi arasında bir tonda renk kullanılmış. 8 megapiksel kamera, 1920x1080 çözünürlük desteğine sahip. Yine LED flash dikkat çekmekte. Altta Beats Audio logosu var. Telefonda Beats Audio ses desteğini belirtiyor. Yine bu öndeki Ahize hoparlöründe olduğu gibi arkada da cihazın esas hoparlör işlevini gören bölümde de bir özel delme yöntemi kullanılmış ve buraya hoparlör yerleştirilmiş. HTC One S mikro SIM kart yuvasına sahip. Görmüş olduğunuz gibi bu kapağı çıkartıyorsunuz ve karşınıza kameranın etrafını çeviren halkanın tonlarında bir renkte plaka çıkıyor. Mikro SIM kart yuvası, görmüş olduğunuz gibi cihazda mikro SIM kart yuvası var. Mikro SD kart yuvası yok. HTC yer vermemiş mikro SD kart yuvasına. Çünkü cihazda 1.16 GB'lık bir dahili bellek var ve HTC bunun depolama için yeterli olacağını düşünmüş. Zaten bunun yanı sıra Dropbox'tan 2 yıllık ücretsiz bir bulut depolama alanında hediye edilmekte. Cihazın ekranını açalım. Görmüş olduğunuz gibi 4.3 inçlik Super AMOLED ekran. Oldukça iyi bir görüş açısına sahip. Telefona oldukça yandan baktığınızda bile görüntüleri, renkleri fazla bozulmadan seçebiliyorsunuz. Dış ortamda rahat bir kullanım sağlıyor çevresel ışık sensörünün de yardımıyla. Bahsettiğimiz gibi ekran üzerinde navigasyon tuşları kullanılmamış. Normalde Nexus'ta gördüğümüz, Galaxy Nexus'ta gördüğümüz alt bölümdeki navigasyon çubuğu yok. Bahsettiğim üzere ekranın altında yer alan fiziksel kapasitif tuşlara yüklenmiş bu kontrol görevi. Cihazda Sense 4.0 arayüzü geliyor. Ice Cream Sandwich üzerinde yine biraz daha sadeleştirilmiş bir Sense deneyimi sunulmakta kullanıcılara. Ice Cream Sandwich'in kullanıcı arayüzünün Sense'e göre biraz daha yorumlandığını görmekteyiz. HTC'nin dokunuşları var yine kullanıcı menüsünde. Sayfalı bir yapı var Ice Cream Sandwich'ten bildiğimiz, ancak HTC'nin tümü sık sık ve indirilenler sekmeleri altında. Bu telefona indirilen uygulamaları, sık kullanılan uygulamaları daha kolay erişilebilir hale getirmek mümkün. HTC Sense'in önceki sürümlerinde görmüş olduğunuz bildirim tepsisi biraz daha işlevseldi.
alt iki farklı sekme vardı. Kablosuz bağlantı ayarlarını yapmanıza olanak sağlayan, şimdi baktığımızda o sekmeleri göremiyoruz ancak ayarlar bölümüne gittiğinizde ayarlar bölümünde kablosuz ağlar seçeneğinin en üstte yerleştirildiğini ve daha önceki görünümün yine korunduğunu görüyorsunuz. Buradan Bluetooth, kablosuz ağ gibi özellikleri rahatlıkla kapatıp açabilirsiniz ve diğer ayarlar bölümlerine de buradan ulaşabilirsiniz. Telefonda 1.5 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci bulunmakta. 1 GB RAM var. Bunun yanı sıra bahsettiğimiz gibi 16 GB dahili bellek bulunmakta. Uygulama açısından Google Play Store'daki ücretli ve ücretsiz uygulamaları kullanabilirsiniz. HTC Sense 4.0 dahilinde bazı uygulamalar da yüklü gelmekte. Bunları HTC Sense 4.0 incelemesinde daha detaylı bir şekilde anlatmaktayız. Bunu belirtelim. HTC One S ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.